Birçok insan şunu sorabilir mesela. Şöyle bir mantıksal temellendirme arayanlar vardır. Bizim düşünce ekolleri içinde kelamda en çok buna ehemmiyet verir. Mesela birisi sorabilir. Ben niye zina yapmamalıyım? Niye namaz kılmalıyım? Niye oruç tutmalıyım? Niye faiz yememeliyim? Gibi soruları sorabilir. Veyahut da bunun cevabımız ne olur? Yani çünkü sen Allah bunları söylemiş. İyi. Yani hemen ondan sonra bir soru soracaktır. Peki ben Allah'ın bunu söylediğini nereden bileceğim diyeyim. Bunu söyleyenin Allah olduğunu nereden? Yani bunun söyleyen Allah. Böyle bir soru sorabilir. Yani bunun mantıki temellendirmesi nedir diye karşınıza gelebilir. Şimdi ben burada iki tip mantıki temellendirmeye temelde başvururum. Bir tanesi şudur. Kur'an'ın bir insan tarafından söylenemeyeceğini gösterme metodu. Kur'an'ı ele alıp inceleyerek Kur'an'ın bir insan tarafından veyahut da bir peygamberimizin döneminde yaşamış bir insan topluluğu tarafından güçlerini de birleştirseler söyleyemeyeceği bir eser olduğunu göstererek, buradan da hareket ederek neden Kur'an'a güvenilebileceğini göstererek buna cevap vermeye çalışırım. Bu bir metottur. Benim de kullandığım bir metottur. Fakat bir de şöyle bir metot olur. Benim yani bu metodu yine kullanacak olsak da mantıksal sırası bu değil. Yani hani Kur'an'a direkt gidip de cevap vermek şeklinde değil. İkinci bir mantıksal sıra bence şöyle olabilir bu tip sorulara cevap vermek. Allah'ın varlığını önce gösterirsiniz. Allah'ın varlığını gösterince aslında ciddi birçok şeyi açıkta bırakıyorsunuz. Çünkü Allah'ın varlığının delilleri burada sadece yani Allah'ın varlık delilleri olarak bakmamak lazım. Bunlar aslında Allah'ın birçok sıfatının da delilleri. Yani bu delilleri birçoğunda mesela Allah'ın birliği de temellenmiş oluyor. Ve Allah'ın musavvir olduğu her şeye şekil veren olduğu da temellendiriyor. Allah'ın mesela evvel olduğu da temellendiriyor. Her şeyden önce de olduğu temelleniyor. Allah'ın insanın iç dünyasına kadar her şeyi en ince şekilde düzenlediği de bu delillerden çıkıyor. Yani Kur'an'da Allah'ın sıfatları olarak gördüğümüz işte Allah habirdir, her şeyden haberdardır. İşte semül duadır, Allah dualar işitendir şeklinde. Aslında birçok sıfatı da Allah'ın temellenmiş oluyor. O zaman böyle bir şeyi ortaya koyduğunuzda aslında ne oluyor? Allah'ın varlığını dışlayan bütün görüşleri, sistemleri mesela ne bileyim buna birkaç 10 yıl önce, 10-20 yıl önce Marksizm çok etkiliydi. Mesela bir anda o tarz görüşleri eliyorsunuz. Evet. Şu anda mesela yeni ateistlerin çoğu materyalist ateist kategorisindedir. Onları bir anda eliyorsunuz. Mesela Budizm hiç Allah'tan bahsetmeyen bir dindir. Onu eliyorsunuz. Buradaki deliller bu evrene aşkın, bu evreni yaratan bir Allah'a gösterdiği için bu evrene içkin tanrıları kabul eden, onları tanrılaştıran Hinduizm gibi dinleri hatta panteizmi onları bir anda eliyorsunuz. Aslında tek tanrılı dinler dışında geri kalan aşağı yukarı bütün görüşleri eliyorsunuz. Evet. Ya bunu elediğinizde dikkat edin. O zaman şöyle bir şey geliyor. Siz Allah'ın varlığını baştan öğrenmişsiniz. O zaman eğer ki bir sistem bağlanacaksanız, bir sistemin doğru olduğunu düşünecekseniz bu Allah vardır diyen ve Allah'ın varlığını her şeyden önemli kabul eden bir sistem olmalı. Çünkü siz zaten Allah'ın varlığını gösterdiğinizde bir anda Allah'ın varlığından önemli bir şey olmayacağını da gösteriyorsunuz. Ha bunu gösterdiğiniz zaman bile aslında İslam bir anda rakipsiz kalıyor. Çünkü biz, yani tamam Hristiyanlıkla Yahudiliğin içinde belli hurafeler karışmıştır ama özü olarak onlar da Allah'ın gönderildiği din. Yani o açıdan bir açıdan baksanız hani. Zaten az evvel gördüğümüz ayete göre hocam Allah İslam'dan başka bir din göndermemiştir. Yani onu zaten onları Hristiyanlık, Yahudilik yapan insanların kendileri daha sonradan. Böyle baktığımızda yani insanlar tarafından oluşmuş çok tanrılı dinli sistemler ve o materyalist ideolojilerin hepsi bir anda eleniyor. Yani Kur'an'ın en temel mesajına bakarsan aslında varlık anlayışı. Allah merkezli varlık anlayışı. Allah'ın her şeyden önemli kabul eden varlık anlayışı. Siz baştan varlığını ve Allah'ın her şeyin yaratıcısı bir varlık, evvel bir varlık, her şeyden haberdar varlık olduğunu gösterince zaten bundan önemli bir şey olamaz gibi. Kur'an'ın en temel mesajı da ortaya çıktığı için siz Kur'an'ın en temel mesajını baştan temellendirmiş oluyorsunuz. Ve geri kalan sistemler eleniyor. Ha bundan sonra şöyle bir adım. Bütün bunları yaratan insan iç dünyasını da Allah'ın yarattığı mesela bu delillerden çıkıyor. İnsan iç dünyasında dine muhtaç eden Allah. Dine muhtaç edense ve iç dünyasını yaratan Allah'sa onun bir din göndermesini beklemek her şeyde mantıklı diye çok ufacık bir geçişle bir din olması gerektiğini aramanız gerektiğini de çok rahat anlarsın. Ama o dini de zaten demin söylediğim gibi en önemli vasfı Allah'ın varlığını her şeyin merkezine koyması olunca bu açıdan da baktığımızda İslam'ın bir alternatifi yok. Yani siz aslında Allah'ın varlığını gösterince İslam'ın en temel mesajını ve neden ben İslam'a inanmalıyımı da temellendirmiş oluyorsun. Ha, işte bakın o zaman da siz İslam bu özelliğe sahip olduğu için Allah'ın varlığını en güzel şekilde tarif edip hayatın merkezine koyduğu için
Allah da insanları dine muhtaç edecekse, en başta kendisi merkeze koyan din gönderecekse ki, ve İslam'ın da bu konuda hiçbir alternatifi yoksa. Ha bakın, bir anda neden İslam'a inanmamız gerektiği çıktı. Ha, İslam da Allah'ın gönderdiyse, böyle her şeyden haberdar olan, bütün bedenimi yaratan Allah gönderirse, işte bu yüzden namaz kılmasın. Çünkü seni yoktan yaratan sana namaz kıl demiş. Bu yüzden faiz yememeli, zina yapmamalısın. Çünkü senin, benim dediğin bedenin, o mal mülk senin değil. Bunların hepsini Allah sayesinde kavuştun. Bu yüzden oruç tutmalısın. Çünkü bu rızıkların hepsini yaratan Allah. Yani aslında bu mantık silsilesi, o işte en baştan neden namaz kılmalıyım, neden oruç tutmalıyım sorusunun cevabının en temelinde yatan bir mesele. Yani burada bahsettiğimiz konu bir entelektüel kıraathanelerdeki fikir jimnastiği yapıp da böyle bir entelektüel ukalalık yapmak için kullanılan argümanlar veya söyleşiler tarzı bir konu değil burada bahsettiğimiz. Olabilecek her şeyin en temeliyle ilgili bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden de bence bu konunun temellendirilmesi, eğer hayatında bir şeye temel arayanlar için, ben bunu niye yapıyorum soranlar için çok önemliyse, hocam, bu konuyu da o yüzden gündeme getiriyoruz.